Merhaba arkadaşlar, bu videoda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzaya yolculuğunu ve görevlerini konuşacağız. İnsanlığın ilk uzaya gitme fikri nereden doğdu ve Türkiye buna nasıl dahil oldu? Uzay yarışı, 1957 yılında Sovyetler Birliği'nin ilk yapay uydu Sputnik'i fırlatmasıyla başladı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında uzayda üstünlük sağlama rekabetini tetikledi. 1961 yılında Rus kozmonot Yuri Gagarin, uzay aracıyla dünyanın çevresinde dönmüştü. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri, uzaydaki rakibi karşısında, uzaya olmasa da Ay'a ilk insanı gönderen ülke olmayı hedefledi. 1962'de Kennedy, o meşhur konuşmayı yaptı. Biz Ay'a gitmeyi tercih ediyoruz. 1969 yılında Apollo 11 misyonu, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'a ayak basmasını sağladı. Bu, İnsanlık tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye Uzay Projesi'ne, 2018 yılında Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla resmen katıldı. Türkiye'nin uzay politikasını, stratejisini, vizyonunu ve hedeflerini belirleyen, uzay faaliyetlerini planlayan, yürüten, koordine eden, destekleyen, izleyen ve değerlendiren bir kamu kurumudur. Türkiye Uzay Ajansı'nı, Türkiye'nin uzay araştırmalarına katkısını artırmak, uzay teknolojilerini geliştirmek, uzay endüstrisini güçlendirmek, uzay bilincini yaymak, uzay diplomasisini yürütmek, uzay hukukunu uygulamak ve uzay güvenliğini sağlamak gibi görevleri vardır. İnsanoğlu olarak uzayda ne yapıyoruz? Uzayda pek çok şey yapıyoruz. Uzayda bilimsel araştırmalar, teknolojik gelişmeler, keşifler, gözlemler, iletişim, navigasyon, uzaktan algılama, uzay turizmi, uzay madenciliği, uzay istasyonları, uzay kolonileri gibi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Uzayda yaptığımız çalışmalar, dünyadaki yaşam kalitesini, bilgi birikimini, ekonomik gelişmeyi ve uluslararası işbirliğini artırmaktadır. Uzayda yaptığımız en önemli faaliyetlerden biri, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sürekli olarak insan varlığını sürdürmektir. ISS, 1998 yılından beri yörüngede bulunan ve 15 ülkenin katılımıyla inşa edilen bir uzay laboratuvarıdır. Dünya Uzay Ajansı'nın maliyeti nedir? Dünya Uzay Ajansı'nın maliyeti, farklı ülkelerin uzay programlarına ayırdıkları bütçelerle belirlenmektedir. 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay ajansı NASA'nın bütçesi 22,6 milyar dolar, Avrupa Uzay Ajansı'nın ESA bütçesi 6,7 milyar dolar, Çin'in uzay ajansı CNC'nin bütçesi 8,4 milyar dolar, Rusya'nın uzay ajansı Roskosmos'un bütçesi 2,4 milyar dolar, Japonya'nın uzay ajansı JAXA'nın bütçesi 2,1 milyar dolar, Hindistan'ın uzay ajansı ISRO'nun bütçesi 1,8 milyar dolar, Türkiye'nin uzay ajansı TUA'nın bütçesi ise 1,2 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı kimdir? Alper Gezer Avcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen bir bilim insanı, mühendis ve eğitimcidir. 1987 yılında İstanbul'da doğan Gezer Avcı, Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği okudu. Lisans eğitiminin ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts Institute of Technology'de uzay mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Doktora tezi, küçük uydu sistemleri üzerineydi. Gezer Avcı, MIT'te çalışmalarını sürdürürken, 2021 yılında Türkiye Uzay Ajansı'nın açtığı astronot seçim sürecine başvurdu. Sürecin sonunda, 4600 aday arasından seçilen 12 kişilik astronot adayı grubuna dahil oldu. Gezer Avcı, 2022 yılında TUA tarafından Türkiye'nin ilk astronotu olarak ilan edildi. Seçilmesinin nedenleri, hem uzay araştırmalarında uzmanlaşmış bir mühendis ve bilim insanı olması, hem de Türk Hava Kuvvetleri'nde 15 yıl savaş pilotluğu yapmış olmasıdır. Gezer Avcı, 2023 yılında Rusya'da uzay eğitimine başladı. Gezer Avcı, 2024 yılında uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na, ISS, gidecek ve 10 gün boyunca uzayda kalacak. Gezer Avcı, uzayda Türkiye'nin bayrağını dalgalandıracak ve Türkiye'nin uzay vizyonunu temsil edecek. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü istikbal göklerdedir mesajını gönderdi. İlk astronot Alper uzayda ne görev yapacak? İlk astronot Alper, uzayda pek çok görev yapacak. Bunların başında, Türkiye'nin uzay araştırmalarına katkısını artırmak için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli deneyler yapmak gelir. İlk astronotumuzun dahil olacağı bilimsel projeler. Mieloid. Bu deneyde,
uzay ortamında radyasyona maruz kalmanın kanser hücreleri üzerindeki etkisi incelenecek. Uzayda radyasyonun, kanser hücrelerinin büyümesini, yayılmasını ve direncini nasıl etkilediği araştırılacak. Bu deney, kanser araştırmaları için önemli veriler sağlayacak. MESSAGE, bu deneyde, yerçekimsiz ortamda genlerin işlevleri üzerinde yapılacak araştırmalar kapsandı. Uzayda gen ifadesinin nasıl değiştiği, gen mutasyonlarının nasıl oluştuğu, gen terapisi ve genetik mühendisliği uygulamalarının nasıl etkilendiği incelenecek. Bu deney, genetik bilimine ve teknolojisine katkı sağlayacak. PRANET, bu deneyde, propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisi araştırılacak. Propolis, arıların ürettiği ve antibakteriyel, antiviral, antifungal, antioksidan, antiinflamatuar gibi özelliklere sahip olan bir maddedir. Uzayda propolisin, bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu ve tedavi edici bir rol oynayıp oynamadığı test edilecek. Bu deney, uzay görevleri sırasında kullanılabilecek tıbbi maddelerin etkinliğini test etme imkanı sağlayacak. UYNA, bu deneyde, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, yüksek mukavemetli alaşımların üretilmesi çalışması yapılacak. Uzayda ergitme ve katılaşma prosesleri sırasında termofiziksel ve kristal büyümesi gibi özellikler üzerinde yerçekimsiz ortam etkileri araştırılacak. Bu deneyin, Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanmasında önemli katkısı olacak. GİMETAL, bu deneyde, kimyasal tepkimesiz koşullarda, katı parçacıklarla akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yerçekiminin etkisi araştırılacak. Uzayda, katı parçacıkların akışkan ortam içinde dağılımı, yerdekinden farklı olarak gerçekleştirilecek. Bu deney, uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi sağlayacak. Uzman, bu deneyde, dünyada zorlu koşullara adapte olan mikroalg türlerinin yerçekimsiz koşullar altında büyüme ve dayanıklılık testleri yapılacak. Uzayda mikroalglerin metabolik değişiklikleri, karbondioksit yakalama performansları ve oksijen üretim kabiliyetleri belirlenecek bu deneyde, uzayda yaşam destek sistemini geliştirilmesi hedefleniyor. Uzayda bitki yetiştirme, bu deneyde, uzayda bitki yetiştirme teknikleri ve yöntemleri test edilecek. Uzayda bitki yetiştirmenin, uzayda yaşamın sürdürülebilirliği, beslenme, psikoloji, ekoloji, biyoloji gibi alanlarda nasıl katkılar sağladığı araştırılacak. Bu deney, uzayda tarım yapma potansiyelini ortaya çıkaracak. Uzayda radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri, bu deneyde, uzayda radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri incelenecek. Uzayda radyasyonun, insan vücudunun fizyolojik, biyokimyasal, hücresel, moleküler, genetik, nörolojik, psikolojik, davranışsal, bağışıklık, kanser gibi fonksiyonlarını nasıl etkilediği araştırılacak. Bu deney, uzayda sağlık koruma ve iyileştirme stratejileri geliştirmeye yardımcı olacak. Uzayda malzeme bilimi, bu deneyde, uzayda malzeme bilimi alanında çeşitli araştırmalar yapılacak. Uzayda malzemelerin fiziksel, kimyasal, mekanik, elektriksel, manyetik, optik, termal, akustik gibi özellikleri üzerinde yerçekimsiz ortam etkileri araştırılacak. Bu deney, uzayda malzeme üretimi, işleme, test etme, kullanma, geri dönüştürme gibi konularda yeni bilgiler elde edilmesini sağlayacak.